Merhabalar hocam. Esra merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Sen de gayet enerjik görünüyorsun. Yüzün gülüyor, Teşekkür ederim. Sizi maşallah. gördük, daha iyi olduk hocam. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin başarılarınızı görünce tabii çok daha iyi oluyoruz, çok daha mutlu oluyoruz. Şimdi bu sene sınava hazırlanan arkadaşlara da bir feyz olsun, motivasyon olsun. Onların da kazanma yolunda önü açılsın diye senden tecrübelerini dinleyeceğiz ve bununla ilgili sohbet edeceğiz. Öncelikle adli yargıda 186. oldun değil mi Esra? Doğru söyledim. Evet, hocam. Mülakat oldu galiba. Evet, geçen hafta bugündü. Atlattık çok İnşallah şükür. hayırlı sonuçları bekliyoruz duymayı. Ama zaten İnşallah, bu teşekkür ederim. aşamaya gelmek kazanmış olmak anlamına geliyor aslında. Bundan sonrası biraz kısmet işine de giriyor. Hayırlısı diyelim. Biz senin de güzel haberlerini bekliyoruz. Şimdi Esra, başlarken İnşallah. şöyle başlayalım. Senin öncelikle ilk hazırlık yılın mıydı? Öncesinde bir geçmişin var mıydı? Bir de hangi okuldan mezunsun? Ne zaman mezun oldun? Onları biraz bilgi verirsen sevinirim. Tabii kendimi tanıtayım hocam öncelikle. Ben Esra Tekler, Gaziantep'liyim. 2020 yılında İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Geçen yıl sınava girdim ancak hazırlanmadım. Ama düşük bir puan değildi aldığım. Yine 77 falan öyle bir şeydi. Bu Tamamen şekilde bu sene de girdim hazırlanarak. kendi çalışmanla 77 Yok almışsın. hocam. Kendi çalışmam da değildi. Yani hiç hazırlanamadım. Bir derse çalışmıştım anayasa hukuku. O şekilde oldu. Bu Peki sene hazırlanmaya üniversitede niyet böyle ettim. bir derece falan var mıydı yani? Ortalamam Çalışkan fena bir değildi. öğrenci miydin? Fena değildi, evet, ortalamam. Tebrikler, yani gerçekten Teşekkür sıfırdan girip ederim. 77 puan almak. Bu sene puanın kaçtı 186. Bu olarak? sene 88 puan aldım. 88 puan, 11 puanlık bir artış oldu. Evet. Peki geçen sene Doğrularım bizim... yanlış. Evet, Buyurun hocam, dinliyorum. affedersiniz. Diyor, doğru yanlışı da Doğrularımı, alalım. yanlışlarımı da. Matematikten bir doğrum vardı, bir de boşum vardı. Geri kalan yanlıştı. Tarihten 4 yanlışım vardı. Genel kültür, genel yetenekten toplam 9 yanlış, bir boşum vardı. Alandan da bir medeni usulden yanlışım vardı. Bir idareden, iki borçlar, iki ticaret, iki de icra. Yani Evet. 81 doğru yaptım toplamda. Aslında ortak alanı daha iyi yapıp fark alanında biraz Evet. sıkıntı yaşamışsın. Benden borçlar hukuk almıştın herhalde, değil mi? Evet hocam, evet. Borçlardan iki soru kaçmış. Nazarlık olsun artık. Hocam benim borçlar temelim de iyi değil sanırım, biraz onunla alakalı. Kendimi de hazır hissetmiyordum açıkçası borçlardan. Olabilir, olabilir. Önemli olan tabii sonuç, netice burada. Şimdi şeyi soracağım Esra. Sen bizim geçen yıl hangi Ocak, Mayıs, Temmuz grubundan hangisindeydin? 29 Mayıs grubunuzdaydım hocam. Yani ilk defa hazırlanarak Mayıs ayında hazırlandın. Mayıs grubuyla Evet. başladın. Öncesinde çalışıyor muydun Evet. peki ilk aylarda? Hayır, çalışmıyordum. Hatta Mayıs ayıyla birlikte de çalışmaya başlamadım. Temmuz ortasına denk geliyor. Aslında tam olarak çalışmaya başlamam o tarihe denk geliyor. Adli tatille birlikte daha sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Haziran ayında ve Mayıs ayındaki derslerimizde ders bitiminde sadece bir ufak notlarıma göz atıyordum. Bu şekilde ilerliyordu. Temmuz ortasından itibaren sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Peki bu süreçte bir stajdır, bir çalışmadır, öyle bir şey var mıydı? Evet hocam, vardı. Dediğim gibi hani Ağustos ayının ortasına kadar stajım devam ediyordu. Ancak işte adli tatile birlikte yükümüz de hafiflediği için o tarihten itibaren güzel bir şekilde çalışmaya başladım. Yani bu Öyle şimdi ilerletiyorum. sıfırdan hazırlanacak olan arkadaşlar için bence çok önemli. Çünkü az önce mesela bir arkadaşımız yazmıştı, sınava 9 ay var. Kazanabilir miyim çalışmaya başlasam? Sen çok daha sonradan, yani şu an biz Nisan ayındayız. Ağustos gibi yüklenmeye başladım. Kursumda Mayıs'ta başladı diyorsun. Ama yine de Evet. başarı gelmiş. Dolayısıyla buradan arkadaşlar cevabı almışlardır diye düşünüyorum. Yani daha önümüzde epey uzun bir zaman var. Bu süreç gayet yeterli diye düşünüyorum, değil mi? Evet hocam, ama beklememelerini tavsiye ediyorum. Yetişmeyebilir çünkü. Yani sen şöyle Beklemesinler, dedin mi? çalışmaya Keşke başlasınlar. Ocak'ta başlasaydım falan gibi bir şeyin oldu mu hiç?
dedim yani, hatta bayağı dedim, özellikle son zamanlarda onu çok sık dile getiriyordum. Keşke daha önceden başlasaydım ya da keşke hani kursla birlikte stajı da bıraksaydım, tamamen başlasaydım diyordum. Yani Ama bu biraz şekilde oldu. sıkışma Gene oldu oldu, yani. güzel Son oldu. sonlara doğru Evet. biraz sıkışma, yoğunlaşma oldu, öyle mi? Evet. Peki Biraz şimdi öyle oldu. Yani o rahatlık. Esra'cığım, şöyle çok merak edilen konulardan bir tanesi şu oluyor öğrencilerimizin. İşte çok fazla konu mu çalışmalıyız, yoksa soru mu çözmeliyiz? Çalışma yöntemi nasıl olmalı? Bu konuda sen nasıl bir yol izledin? Yani konu üzerinden mi gittin, soru üzerinden mi gittin? Hocam ben %50 %50 diyebilirim. Yani hem konu hem soru ortak gittim. Ama konuyu şu şekilde çalışıyordum. Ben mesela sizin canlı derslerinizi hiçbir şekilde kaçırmadım. Hani belki Mayıs ayı ile birlikte başlamadım ama canlı hiçbir dersi kaçırmadım. Orada not tutuyordum o dersleri dinlerken. Bunun da çok ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Ders bitiminde o notları okuyordum ilk etapta. Daha sonra Ağustos ayının ortasından itibaren o izlediğim dersleri de tekrar iki katı hızla izlemeye başladım. Konuları bu şekilde ilerlettim. Fasikülümüzü de okuyordum zaten. Yeterliydi hepsi. Ondan sonra da işte çıkmış soru bankası, akademi soru bankası. Bu şekilde ilerliyordum. Başka da bir yayın çözmedim. Akademinin kaynakları yeterli oldu. Yani şöyle, ders mesela bittiğinde o dersin hem konusunu hem sorusunu çalışıyordun, öyle mi? Evet, aynen. Ben dersi tamamen bitiriyordum. Daha sonra çıkmış soru bankasını tamamen bitiriyordum. Daha sonra akademinin soru bankasını tamamen bitiriyordum. Bu şekilde ilerledim. Konu konu bölmedim. Dersin bütününü bitirmeye çalıştım yani. Peki haftalık programda böyle her güne bir ders vereyim ya da iki ders vereyim, öyle bir program var mıydı, yoksa hani mesela bu hafta tamamen anayasa bakayım, haftaya idare bakayım gibi miydi? Şöyleydi hocam, bu hafta tamamen anayasa bakayım, gelecek hafta tamamen idare bakayım gibiydi. Daha çok dediğim gibi hani bu dersin tamamını bitirmeye odaklanıyordum. Anayasanın benim için bitmiş olması için işte benim Ömer hocamız anlatıyordu. Ömer hocamız dinlemiş olmam, akademinin işte o fasikülünü okumuş olmam, detaylı bir şekilde okuma yapıyordum tabii. Kendi derste tuttuğum notları okumam, çıkmış soru bankasını çözmem ve artı akademinin soru bankasını çözmem yetiyordu. O da bir hafta alıyordu. Tahminen her ders hemen hemen bir hafta alıyordu. Bu şekilde dersi bitirmiş oluyordum. Daha sonra da kendi notlarımdan ufak tekrarlar yetiyordu açıkçası. Yani peki Tekrar bu dönüp de ayrıca çalışmıyordum. sürekli döngü halinde mi gitti mesela? Tüm dersler bitti, baştan anayasaya dön falan gibi mi oldu? Hocam aslında ben biraz ucu ucuna yetiştirdim. Ben biraz yavaş çalışıyorum. Kaplumbağa misali. Çok yavaş çalışıyorum. Sindirerek Ucu gitmişsin ama ucuna demek ki. yetiştirdim. Evet, sindirerek çalıştım. O yüzden diyorsun Bayağı zaten özünü aldım bütün konuyu. kafada oturtunca ondan sonra çok şeye geri dönmeye gerek kalmadı diyorsun. Evet, gerek kalmıyordu. Kısa notlarımı okuyordum, yeterli oluyordu. Peki akademinin kaynağını çözdüm dedin, çıkmış soru çözdüm dedin. Yani dışarıdan Evet. ayrıca bir kaynak alma ihtiyacı olmadı, öyle mi? Olmadı hocam. Yani hiçbir şekilde ihtiyaç duymadım. Yetiştiremezdim zaten de ihtiyacım olsaydı. Vaktim kalmadı çünkü. Yetti zaten. Vakit açısından diyorsun bu şekilde. Daha çok herhalde fasikül üzerinden de giderek konu üzerinden Evet. oturtup sonra soru tiplerine bir bakma yöntemini seçmişsin. Ben aslında senin bu yaptığın çok doğru. Tabii Erhan Hoca da rehberliklerde yönlendiriyor. İlk defa hazırlanan arkadaşlarımız için öncelikle çıkmış soruları çözmeyi çok önemli görüyorum ben. Yani ÖSYM'nin formatını görmek, ÖSYM'ne soruyor, soru cinslerini tanımak. Sonra özgün soru. Çünkü özgün sorularda ister istemez biraz da farklı soru tipleri olabiliyor. Ama önce çıkmışı çözmek daha faydalı oluyor herhalde, değil mi? Evet hocam, kesinlikle özgün. Bir de hocam yani hukuk derya deniz, hepimiz bunu kabul ediyoruz. Çok alakasız yerlerden de sorular sorulabiliyor. Yani denemelerde de görüyorduk. Hani sınavla alakası olmayan yerlerden sorular geliyordu. Bu çok gereksiz bir vakit kaybı yaratıyordu. Akademinin soru bankası o yönden çok kaliteliydi bence. Yani çıkmış sorularla paralel ilerliyordu. O yönden çok beğenmiştim. Hem o soru açıklamaları da çok güzeldi. Yani şu an bile çözesim geliyor. O dizilim açısından çok hoş bir kitap. Hala çözesim geliyor. Şimdi arkadaşlarımızdan bir soru gelmiş. Demişler ki bunların yanında acaba kanun da okudu mu? Kanundan da çalıştı mı? Evet, okuma yaptığım dersler oldu. Borçlar Kanunu okudum. Ceza Kanunu, CMK, İYUK. Bunları okudum.
Yani kanun dersleri dediğimiz o HMK'dır, Yükdürücü HMK'dır. Bunların hepsini okudum. Bir Ama bağlantı bedeniden da donma kalkıp da bir oldu kanun galiba. okumadım açıkçası. Daha Geliyor mu çok sesim usul. şu anda? Şu an geliyor evet Esra. Daha çok usul derslerinde herhalde kanun üzerinden gittin ki doğrusu da bu zaten. Evet. CMK İdari Yargılama Kanunu. Ama tabii borçlarda da özellikle borçlar özel kısmında falan kanun tabii oldukça faydalı oluyor. Gayet iyi olmuş. Evet. Şimdi arkadaşların soruları geliyor arada ben onlara da bakıp sana yönlendiriyorum. Mesela bir soru gelmiş diyor ki acaba bu süreçte sosyal medya kullanıyor muydu? Sosyal medyayla bir ilişkisi var mıydı? Hocam ben hiç kullanmıyorum sosyal medya. Hiç Yani kullanmıyorsun. hiç kullanmadım evet. Kullanmıyorum Vallahi da. tebrikler. Günümüzde yani bundan uzak durabilmek çok kolay bir iş değil. Senin yani Teşekkür dikkatini ederim. dağıtacak çok bir şey yoktu o zaman bu Evet, anlamda. çok öyle dikkatimi dağıtacak bir aktivitem de yoktu. Arkadaşlarım vardı, arada onlarla görüşüyordum, o kadar. O da rahatlatıyordu tabii ister istemez. Arada bir ders çalışıp ara verip de arkadaşlarına buluşmak. Bu iyi gelen bir şeydi. Ya da ne bileyim sinemaya gidersin, tiyatroya gidersin. Bunlar da iyi hissettiren şeyler, yürüyüşe çıkarsın. Bunları tavsiye edebilirim. Peki şöyle bir şey dersek mesela günlük çalışma saati olarak nasıl bir ortalamam vardı Esra? Hocam Ağustos ayında günde 8-9 saat çalışıyordum. Eylül ayında ben bir Covid atlattım. O ara bir düşüş Çok oldu geçmiş tabii. olsun. Teşekkür ederim. Eylül ayında dağıttım biraz ama Ekim ayında işte 10 saatle geri döndüm. En az 10 saat çalışıyordum günde. Yani önceleri Artırarak 8-9 gittim. saat, sonra 10 saat daha da üstüne Evet. çıkarak devam ettin. Evet, Buradan yetiştirmem için bu şekilde ilerlemem gerekiyordu. Öyle yaptım. arkadaşlar için bence bu çok önemli bir bilgi. Yani bu iş gerçekten bir çalışma işi. Yani aslında bilgi, zeka, üniversitedeki altyapı bunlar tabii ki önemli ama çalışma gerçekten çok önemli. Yani günde 10 saat bir mesai gibi, hatta mesaiden daha da fazla kendini derse veriyorsun ki bu hakikaten oldukça önemli. Arkadaşların da bunu yapması, bu emeğin o gözükmesi çok önemli. Çünkü emek olmadan sadece bir dersi Yemek dinlemekle de olmuyor. olmuyor. Aynen öyle. Kesinlikle o çok önemli. Şimdi bir başka önemli nokta, sormak istediğim nokta, bizim bazen bu akademi notlarımızla alakalı yani fasiküllerle ilgili size gönderdiğimiz öğrencilerimize böyle ilk bakışta bir şey olabiliyor. Ya işte bu biraz acaba ince mi? Hani biz üniversitede İşte borçlar hukukunda Fikret Eren okurduk. İşte 1000 küsür sayfaydı falan. Sende de böyle bir şey oldu mu? Öte yandan fasiküller yeterli oldu mu? Yoksa başka bir kaynak, akademik kaynağa bakma ihtiyacı oldu mu? Onu sorayım. Arkadaşlar için de faydalı olur. Hocam fasiküllerimiz gayet yeterliydi. Hani kısa görünüyor ama gerçekten içi dolu dolu fasiküllerimizdi. Yani gerçekten içi dolu dolu çalışınca onu hissediyorduk. Öyle kısa göründüğüne bakmayın. Yani ben anayasayı bir günde bitiremiyordum mesela detaylı çalıştığımdan dolayıdır belki. Ben tarih hariç hiçbir dersten de ekstra bir kaynak kullanmadım. Bakma ihtiyacı da duymadım hocam açıkçası. Gayet yeterliydi. Evet, fakültede Fikret Eren okuyorduk ancak teorik tartışmalara giriyorduk orada. Sınav böyle bir şey değil. Tamamen net, sade bilgi üzerinden ilerliyor. O yüzden fasiküllerimiz gayet her anlamda yeterliydi. Yani çok rahat bir şekilde hallederler fasikülleri okuyunca öyle söyleyebilirim. Şimdi bir başka sorun da şu olacak Esra. Tarihten 4 yanlış yaptım dedin yanlış duymadıysam. Evet. Şimdi tarihten bu sene biliyorsun herkes kan ağladı. En çok problemli eğer Emre Hocam buradaysa ona da sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. Kendisi çok terledi sınavdan sonra. Çünkü tarihçilere yüklendi biraz sınav. Şimdi sen bu noktada gerçekten bence iyi yapmışsın. Çünkü Emre Hoca'yla da konuştuğumuzda onun da dediği hani 6-7 tane doğru bile gayet iyi diyordu böyle bir testte. Sen tarih noktasında nasıl çalıştın? Arkadaşlar az önce de sormuşlar tarih netlerini merak ettim diye. Tarihte nasıl bir yol izledin? O konuda da arkadaşlara biraz bilgi verebilirsek. Hocam ben Emre Hoca'yı dinledim. Hatta çok severek dinledim. Hatta annem de dinledi. Benim odamda bir işi vardı. Çöz soruyu hakim ol, çöz soruyu savcı ol diye hala söylüyor bana kendisi. Emre Hoca'yı dinledim. Daha sonra YouTube'dan bir hoca daha buldum. Onu da dinledim. Benim daha çok zekam işitsel çalışıyor sanırım. Yani dinlemeyi çok seviyorum. Aklımda da kalıyor. Dinledikçe, not aldıkça daha çok
aklımda kalıyor. Bu şekilde ilerliyorum. Fasikülümüzü okudum. Bir tane daha kaynak vardı. Onu da okudum hocam. Soru çözdüm onun haricinde. Başka da bir şey yapmadım. Tabii yani bence iyi bir net değil. 8 de iyi değil. Yani daha da iyi olabilirdi. Emre hocamız da yeterliydi. Bu konuda sadece biz o sınav anında onu yönetemedik. O stresi, o psikolojiyi yönetemedik. Öyle bir ayıbımız oldu diyeyim. Kaybımız oldu. O şekilde. Ama bu yıl tabii biraz alışılmışın dışında bir tarih testi. Normalde dediğin doğru yani. Daha fazla tabii ki yapılabilir. 10, 11, 12 yapılabilir ama yani bu sene gerçekten beklenmedik sorular vardı. Biraz formatın dışında sorular vardı. O yüzden 8 iyi görüyoruz yani. 8'i başarılı görüyoruz. Bu anlamda diyorsun ki iki tane video dinledim. İki tane kitaptan çalıştım. Bir de soru çözdüm. Bu sayede de evet. 8 tane yaptık. Gayet güzel bence. Başarılı buluyorum. Yine gelen sorulardan bir tanesi Esra şu olmuş. Matematiğe nasıl çalıştı? Herhalde matematikte yapmakta zorlanıyor biraz arkadaşlar. Eşit ağırlık matematiğe olunca. Matematiğe çalışmadım hocam ben. Daha önce ALES tecrübem vardı. Yaparım diye düşünüyordum. Açıkçası yanlış da düşünüyormuşum. Bir doğrum vardı zaten matematikten. Yani sen o zaman şöyle, bir soruyu atmaya bile vakit 9 bulamadım. Yanlış demiştin galiba değil mi şeyde? Evet. O zaman 4 tarih, 5 matematik mi yani bu 9 yanlış? 4 tarih, 4 matematik, bir tane de vatandaşlıktan yanlışım vardı ya, bir hocam. tane vatandaşlık kaçtı. Matematiği diyorsun zaten hani çalışmadım, çok da iyi geçmedi matematik. Evet, O bir yüzden doğrum vardı. arkadaşlara pek Doğru tavsiye. adres ben değilim. Neyse artık onu da bir sonraki adayımız Muhammed Furkan'a sorarız. Belki onun matematiği daha iyidir. Şimdi Esra burada tabii ki şununla ilgili de biraz soru sormak istiyorum. Mülakat yakın zamanda geçti. Mülakat da hani tabii her şeyi anlatmayabilirsin. Hani belki söylemek istemediklerin de olabilir ama hani oraya girerken ki durumun neydi, girdikten sonra nasıl oldu içeride? Hani ruh halinle ilgili, psikolojinle ilgili biraz bahsedebilirsen. O da bir sonraki aşama arkadaşlar için kıymetli olabilir. Hocam ben çok heyecanlıydım. Zaten hani genel olarak da heyecanlı bir insanım. Girdim, Erhan Hoca'nın dediği gibi hani buyur edilmeden oturmadım. Buyur edildikten sonra kendimi tanıttım. Başka kişisel sorular da soruldu. Onları da cevapladım. İlk soruda biraz heyecanlandım. Çok da basit bir soruydu ama heyecanlandım. Daha sonra açıldım. Yani cevaplayabildiğim soruları. Sorulan soruları söyleyebilirim değil mi? Sıkıntı yoksa. Tabii ki söyleyebilirsin. İşçinin borçları soruldu bana. Belirsiz alacak davası soruldu. Belirsiz alacak davasının hangi davalarda, hangi tür uyuşmazlıklarda daha çok görüldüğü soruldu. HMK'daki dava çeşitleri, bir de eşya müsaadelesi soruldu. Bizim alanlardan soru gelmemiş sana. Evet. Ama güzel sorular. Aslında biraz böyle net sorular. Evet. Çok yorum Evet. gerektirmeyen. Zaten hep söylüyoruz. Mülakatta aslında biraz daha ifade ediş, duruş, muhakeme bunlara bakıyorlar daha çok hani bilgiden ziyade. İnşallah o anlamda da sonuç iyi olur diye ümit İnşallah. ediyoruz. Hepimiz için inşallah, kazanan bütün arkadaşlarımız için. İnşallah çok hepsinin atanmasını ve akademiye gelmelerini, Ankara'ya gelmelerini, onları misafir etmeyi bekliyoruz burada. Ben de Ankara'dayım biliyorsun. Buraya öğrencilerimiz Evet inşallah hocam. Gelir, eğitimlere başlarlar. İnşallah seneye görüşürüz hocam orada. İnşallah. Temennimiz bu yönde. Şimdi tabii bugünlerde de açıklamalar vardı. Bakan bir açıklama yaptı. İşte önümüzdeki yıl yardımcılık müessesesi devreye girecek falan. Erhan Hoca da bununla ilgili videolar çekti. Arkadaşlarım bu biraz daha iştahını kabartmıştır diye düşünüyorum. Çünkü herhalde bu müessesenin devreye girmesi biraz belki alımlarda da artış yaratabilir. O yüzden çalışmak için zaman geldi diye düşünüyoruz. Esra seni çok fazla da yormayacağım. Bir iki tane daha sorum olacak. Ondan sonra inşallah Muhammed'i de alacağız. Seninle vedalaşacağız. Şimdi sorularımdan bir tanesi de şu olacak Esra. Geçen sene Mayıs ayında çalışmaya başladık. Alan noktasında hani senin daha öncesinden gelen bir yani zayıf olduğum dersler, daha iyi olduğum dersler gibi bir sınıflandırman, bir planlaman var mıydı? Yoksa yani hiç aslında sınava dair bir fikir olmadan kursla birlikte. Dondurma. Şu an duyabiliyor musun? Esra.
Sesim Sesimi alabiliyor geliyor. musunuz hocam? Ben seni duyuyorum. Sen beni Şu duyabiliyor an geliyor musun? gibi. Tamam. Düzeldi mi? Evet, şu an alıyorum sesinizi. Evet, Tamam. alıyorum. Şunu sordum. Dedim ki şimdi geçen sene Mayıs'ta başladık ya. Başlarken hani şu derslerde zayıfım, bu derslerde daha iyiyim deyip bir planlama var mıydı? Yoksa tamamen akademiyle birlikte yola çıkıp yolda gördüklerimizle planlamalar yapıp öyle mi devam ettik? Hani o konuda da biraz arkadaşlar sıfırdan başlayacaklar için bir bilgi verebilirsek. Ben elimden geldiğince akademiyle birlikte dersleri takip etmeye çalıştım. Ancak belli başlı kötü olduğum dersler vardı. Mesela borçlar, ticaret bunlardan biriydi. Bunlara daha bir özenle çalıştım. Ancak akademiyle birlikte götürmek çok daha mantıklı. Dersleri canlı dinleyip ardından hemen tekrar yapmak kalıcılığı artırıyor gerçekten. Hem de o yolda eksikliklerini de tespit edebiliyorsun, görebiliyorsun, tamamlayabiliyorsun. Canlı izlemek şöyle bir avantajı da var hocam. Anında aklına takılan bir şey varsa direkt sorabiliyorsun. Bu bizim için gerçekten büyük bir avantajdı. O yüzden ben arkadaşlara da canlı yayınları mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Sonra tekrarını izlerler. Hani ama yine de canlı yayın izlesinler yani. Sen hazırlık Bunu sürecinde tavsiye Gaziantep'te miydin peki? Evet, Gaziantep'teydim hocam. Şimdi bir de tabii şöyle bir şey var. Özellikle bu hani ülkemizin her yerinde hakimlik kursları pek fazla yok. Yani Ankara, İstanbul, İzmir buralarda belki var ama diğer şehirlerde çok bu kurs örgütlenmeleri olmuyor. O yüzden uzaktan eğitimin aslında böyle ülkenin her yanında hazırlanabilmek açısından önemli bir faydası oluyor. Sen diyorsun ki neden soru sormak varken videodan izleyeyim? Canlı derslerden takip etmek çok daha önemli. Evet. Gayet güzel. Esra çok teşekkür ediyorum. Yani bizi gerçekten yürekten açık sözlülükle, samimiyetle cevapladın. Arkadaşlara da oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Şunu bir kez daha vurgulayalım. Geçen yıl Mayıs ayında o ana kadar hiçbir şey çalışmadan başladın. Ağustos'ta tempoyu, kendi çalışmalarını dersler dışında arttırdın. Ve sonrasında da yoğun günlük 9-10 saat hatta daha sonra daha da üstüne çıkacak bir çalışmayla 88 puanla Türkiye 186. olduk. Gayet başarılı bir sonuç. Bence tam bir başarı hikayesi. O yüzden inşallah bunun Teşekkür sonunda ederim. da akademiyle taçlanır ve ülkemizin herhangi bir yerinde vatana hizmet için, güzel bir görev için süreç devam eder diye ümit ediyoruz. Senin bir eklemek istediğin bir Teşekkür şey varsa alacağım ama önce bir arkadaşların sorusu var mı? Onu da bir sorayım Esra'ya. Sorular varsa alalım yoksa son sözleri alıp Muhammed Furkan'ı alacağız. Var mı arkadaşlar Esra'ya benim sorduklarım dışında sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir husus? Biraz sorular bazen geriden geliyordu ondan bekliyorum Esra. Evet, galiba yok. Peki senin var mı son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin herhangi bir şey? Ben şunları söyleyebilirim hocam. Ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi olur kendileri için. Ve bu süreç düz giden bir süreç değil, inişli çıkışlı. Erken başlamanın şöyle bir avantajı var. Yani hastalanabilirsiniz, bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. Hayat her zaman düz giden bir şey değil arkadaşlar. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlı olursunuz. Ve kendinize inanın. İnşallah seneye siz de güzel neticeler alırsınız diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Size de iyi akşamlar dilerim hocam. Esra'cığım sonra iki tane soru gelmiş. Bir tanesini başta cevaplamıştık ama kaçırdı galiba arkadaşımız. Hangi üniversiteden mezunsunuz diye sormuşlar. İnönü Üniversitesi'nden mezunum. Evet, bir diğer soru da bu süreçte kendinizi nasıl motive ettiniz diye bir soru gelmiş. Yani böyle düşüş anları oldu mu? Vazgeçme anları, yorgunluk anları ve sen nasıl toparlanıp tekrar devam ettin? Onu soruyorlar herhalde. Evet hocam, oldu. Ben soysal hocamızın taktiğini uyguladım. Gözlerimizi kapatıyoruz arkadaşlar ve kendimizi hakim olarak hayal ediyoruz. Yani o anı kokunuzla, işte üstünüzdeki cübbeyle canlı gibi hissedin. Yani onu hayal edin. Bu şekilde motive olabiliyordum. Yani soysal hocanın taktiği bu anlamda çok işime yaradı. Hala da işime yarıyor. Yani mülakata çalışırken de düştüğüm zamanlar oldu hocam. Gözümü kapatıyordum ve kendimi hakim olarak hayal ediyordum. Bu şekilde çıkıyordum oradan. Yani diyorsun ki arkadaşlar kendilerini orada düşünsünler.
Bu sayede zaten motivasyon beraberinde gelecektir. Ekstra bir şeye Evet. gerek yok. Peki bir soru daha gelmiş ama onu zaten cevaplamıştık. Akademinin kaynakları yeterli oldu mu? Başka kaynak ihtiyacı duydunuz mu diye bir soru gelmiş. Onu da cevaplamıştık. Bir tek Gayet yeterliydi. tarihte galiba bir yayına daha baktım dedin. Evet, O da ekstra aslında kaynak bizim kullandım. kaynaktan ziyade şey herhalde. Tarih çok geniş bir alan. Hani nereden ne Evet baksam hocam. kar. Çünkü bir kanunu yok onun yani bizimki gibi. Hukuk dersleri gibi. O yüzden nereden ne görsem kar mantığıyla bakılıyor herhalde. Evet hocam bir de şeydi o kitap hediyeydi zaten bana. Ben de kullanayım dedim gitmesin. Boşa Sonuçta hediye gitmesin diye gelmiş. düşündüm. Neden bunu kaybedelim diyorsun. Evet, Evet. peki çok teşekkür ederiz Esra. Zaman ayırdın. Ben teşekkür Arkadaşlarla ederim hocam. tecrübelerini paylaştın. İyi akşamlar diliyorum. Yolun açık İyi olsun. Güzel akşamlar. haberlerini Hayırlı almak Ramazanlar dileğiyle. herkese. Hoşça kal. Görüşmek Görüşmek üzere üzere. hocam.